Başbakanın açıklamalarından örnekler okuyarak konuşmasına başlayan Değer Gönül şunları söyledi. Başbakan, Türkiye olarak çocuklar konusunda en büyük hassasiyet içerisindeyiz. Çocukları çok seviyorum. Ben ülkemde en az 3 çocuk istiyorum. Çünkü genç, dinamik bir nüfusa ihtiyacımız olduğunu biliyor ve bu çalışmayı sürdürüyoruz. Şunu da açıkça söylüyorum. Sezaryenle ilgili doğumlara karşı olan bir başbakanım ve bunu bir cinayet olarak görüyorum. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı. Ha anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz, ha doğduktan sonra öldürürsünüz. Buna karşı el birliği içinde olmak zorundayız demekle. Hem Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası anlaşmaları içe saymakta. Hem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına hem de usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir diyen anayasanın 90. maddesine karşı çıkmaktadır. Tamamen hekim taraftarları karar verebilen sezaryenin de doğumu cinayet olarak nitelendirmesi başbakanın cehaletinin bir ürünüdür. Başbakan kadını özgür bir birey olarak görme mantığından çok uzaktadır. Başbakan Türkiye olarak çocuklar konusunda da büyük bir hassasiyet içindeyiz. Hem Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası anlaşmaları hiçe saymakta, hem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına hem de usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir diyen anayasanın 90. maddesine karşı çıkmaktadır. Tamamen hekim ile anne arasındaki anlaşmanın söz konusu olan ve anne adayıyla bebeğin sağlığına yönelik olarak hekim tarafından karar verilebilen sezaryen ile doğumu cinayet olarak nitelemesi başbakanın cehaletinin bir ürünüdür. Kürtaj haktır, yasaklanamaz. Kürtaj haktır, yasaklanamaz. Kürtaj haktır, yasaklanamaz.